beklediğiniz bir video ile karşınızdayım. Gazi Hoca neler anlatacak gerçekten merak ediyorum. Bakara suresinin 104. ayetinin tercümesini çok iyi yapmak gerekiyor. Bu ayet esasında Cumhuriyet İdaresi'nin 1400 yıl önceki ifadesidir. Alkol büyük günahlardandır ancak Hazreti Muhammed'e yapılan 9 iftira var. Ve 9 iftiranın bir tanesi de Ahzab suresi 37. ayetin yanlış tercümesidir. Kadın devrimi yapan iki kişi önemli, Hazreti Muhammed ve Atatürk'tür. Atatürk de yaptıkları devrimlerin çoğunun temeli Kur'an temellidir. Tevrat'la ilgilenenler içinde ne olduğunu bilmediği kitapları taşıyan eşek durumuna düştüler. Ey Kur'an'a iman edenler, siz de aynı duruma düşmeyin. Anlamadığın dilde Kur'an'ı okumayacaksın. Bu bir dayatmadır. Kur'an'ı okuma ve Kur'an'ı anlama için en büyük engellerden bir tanesidir. Arkadaşlar, İlkay Baharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Hemen videonun başında söyleyeyim. Lütfen aşağıdaki bildirim zilini açın ki videolarımızdan, üretimlerimizden taze taze haberiniz olsun. Nitekim beklediğiniz bir video ile karşınızdayım. Profesör Doktor Gazi Özdemir'i zaten çok yakından tanıyorlar. Gazi Hoca ülkemizin en kıymetli üstün başarı ödülü sahibi nöroloji profesörlerinden biri ama aynı zamanda bir Kur'an dostu, uzunca zamandır Kur'an'a didik didik etmiş, ana dili Arapça olan, Kur'an'ın tercümesini de yapmış ve en son olarak da bu kitapla bir önceki bölümde size göstermiştim oku. Yani konularına göre Kur'an ayetleri alfabetik konu dizini Kur'an tercümesiyle ama ne yapmış bir konuyu merak ediyorsunuz. Hemen şöyle rastgele bakayım. Heykeller dua ve istek aracı değilse put değil. Ya da konu başka, hırsızlıkta el kesme olamaz. Ya da herhangi bir konuyu alfabetik sırasına göre açıyorsunuz. Müthiş bir çaba ortaya koymuş Gazi Hoca. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin bir ayetin içinde, bir sürenin içinde pek çok konu geçer. Bütün o konuları Kur'an ne diyor diye merak edip gidip baktığınızda böyle bir başucu eseri ortaya çıkarmış. Dolayısıyla Kur'an'la bu kadar haşır neşir bir hocamız. Ve bu videonun ilk bölümünde de anlamı saklanan Kur'an-ı Kerim'de bilgisi saklanan gerek yanlış tercümeyle gerek o tercümenin farklı manası seçilerek o kelimenin bilgisi saklanan 40'a yakın ayet var demişti Profesör Doktor Gazi Özdemir Hoca. Ve bunların da 19 tanesini işte 1,5 saatlik bir videonun içine sığdırarak aktarmıştı. Ancak geri kalanı içinde bir başka bölümde buluşmak üzere sözleşmiştik. Şimdi o ikinci bölümdeyiz. Ben de Gazi Hoca neler anlatacak gerçekten merak ediyorum. Ki şunu söylemişti o bölüm bittiğinde, hocam yine yer yerinden oynayacak demiştim videodan sonra. Namazın bildiğimiz manası dışında başka manalarından, Kur'an'ın Arapça okunmasına, faiz açıklamasına o kadar sarsıcı açıklamaları olmuştu ki birinci bölümde. İkinci bölümde daha da şaşıracağınız şeyler var demişti Gazi Hoca. Bana bakalım bu gece neler öğreneceğiz. Heyecanla, merakla ve Yüce Allah'tan alabileceğimiz en yüksek faydayı almayı da niyaz ederek şimdi geçiyorum ortak canlı yayına. Umarım hepimize çok faydalı, katkılı, en azından düşünmemizi sağlayacak bir bölüm olsun. Hadi bakalım. Hocam hayırlı akşamlar. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şükür kavuşturun hocam. Maşallah diyelim. Gazi Hocam, şimdi bugün neler dinleyeceğiz sizden? Birinci bölümde açıkladıklarınıza hem ufkum açıldı diyenler oldu, hem yine eleştiriler, tepkiler vardı. Ama ben şöyle düşünüyorum, hiç değilse düşünmek için bir çabadır. Katılsın ya da katılmasın insanlar, bu çabada olmuş olmak hem sizin hem benim için, hem izleyenler için bir katkıdır, büyük bir katkıdır diye düşünüyorum. Siz ne söylemek istersiniz? Söylediklerimin büyük bir kısmı tartışılması gerekli olan konular. Yani tartışılsın ve tartışılıp elekten geçirilsin. Yani çünkü ben 50-55 yıllık bir
emeğimin sonucu vardığım benim sonuçlarım bunlar. Bunlar kendi vardığım doğrularım. Kabul eden olur, kabul etmeyen olur. Ona doğru gelen olur, ona ters gelen olur. Çünkü benim anlattıklarımı kesinlikle ben %100 doğru demiyorum. Bu benim vardığım sonuçlar ve düşünüyorum dediğimde Kur'an tercümesinde biliyorsunuz bu benim Kur'an tercümemdir. Son davet Kur'an kitabıdır ve burada düşünüyorum dediğim cümlenin sonunda tabii gerçeği ancak Allah bilir demişimdir. Çünkü bu benim gerçeğim. Bu benim vardığım sonucum. Başkasına doğru olabilir, başkasına yanlış olabilir. Bu dualite prensibi gereği de öyle olması lazım zaten. Mutlak doğru yok, mutlak yanlış da yok. Her şey değişkendir. Doğru da değişkendir, yanlış da değişkendir. O bakımdan özellikle benim vurguladığım konu ters gelse bile, doğru da gelse bile olgun karşılamamız gerekiyor herkesin görüşünü. Yani senin görüşünden dolayı ben senin görüşünü kabul ediyorum. Ne olursa olsun. Benim de ister kabul edilsin, ister kabul edilmesin. Ama ben elimden geleni yapıyorum. Ben öğrendiklerimin zekatını veriyorum. O yönden size de araç olduğunuz için teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim Kur'ani olan konuşmalarımıza. Şimdi Daha suresinin ikisini ben sık sık tekrarlıyorum. Neden tekrarlıyorum? Söylediği şey şu. Ya Muhammed der, biz sana Kur'an'ı sıkıntı duyasın ve sıkıntı veresin diye indirmedik der. Müthiş. O zaman demek ki Kur'an'ı kesinlikle sıkıntı verici en ufak bir ifadesi yok demektir. Bu bizim için önemli bir ön bilgi. Arkasından Hz. Muhammed'i ikaz eden iki tane ayet var. Der ki, Tarık 15. ayette bildirdiklerine inanmayan, buna rağmen açıklamalar yaptın ya Muhammed, bildirdiklerine inanmayan ve şirk koşan inkarcılar onun önemini zayıflatmak üzere devamlı planlar kuruyorlar der. Yani bilgin olsun Kur'an'ın etkinliğini azaltmak üzere planlar kurulacaktır. Ve kuruluyor. Ya Muhammed dikkat et. Bilgin olsun. Bunlar olacak. Ali İmran 187'ye bakıyoruz. Allah kendilerine kitap verilenlerin ileri gelenlerinden yani diğer Tevrat verilen, İncil verilenlerin ileri gelenleri. Din adamları dedikleri. Size elçilerimiz aracılığıyla bildirdiğimiz buyrukları insanlara mutlaka bildirecek ve gizlemeyeceksiniz diye söz almış, anlaşma yapmıştık der onlara. Peki onlara demekle neyi kastediyor? Ey Kur'an'a iman edenler, siz de onlar gibi yapmayın. Bakın onlar söz verdiler ama sözlerinde durmadılar ve ayetleri gizlediler. Neyini gizlediler? Anlamlarını gizlediler. İnsanlara faydalılıklarını gizlediler. Fakat onlar menfaatleri karşılığı kitaptaki gerçekleri gizlediler ve kendi uydurdukları sözlerini kitaptan diye açıkladılar. Bakın ne çok güzel bir açıklama ve bir ikaz var Hz. Muhammed'e. Ne kötü bir satın alış bu yaptıkları. Dolayısıyla siz de aynı şeyleri yapmayın. Biz bunu söylüyoruz ama hani ne derler? Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. O taktik uygulanıyor çünkü Kur'an'da bilgi verirken. Kullanılan taktiklerden biri o. Sanki başkasına söylüyormuş gibi yapılıyor ama esasında uyarı ve ikaz bütün insanlaradır. Ve Kur'an'a iman edenlere öyle özellikle. Hazreti Muhammed'e beraber Kur'an'ı tebliğ etmesiyle birlikte Fatiha ile tebliğ ediyor. Çünkü memorandumdur o. Ve hemen amcaları karşı çıkıyor. Arkasından müşrikler karşı çıkıyor. Putperestler karşı çıkıyor. Ve vefatından sonra da dört tane haham karşı çıkıyor. Bir tane papaz karşı çıkıyor. Bir de şeytana uyanlar. Kur'an'ın ifadesiyle şeytana uyan. Kötü niyetli insanlar.
Onlar da Kur'an'da bu şeytan der. Şimdi bunlar Kur'an'ın tabii tek bir harfine dokunamadılar. Tek bir kelimesine dokunamadılar. Ama ne yaptılar? Tuttular kendi, özellikle hahamlar ve papaz, kendi İncil ve Tevrat dışı hurafeleri, rivayetleri hepsini tuttular. Kur'an'ın ilk yapılan 14 tefsirine koydular. Ve 14 tefsire konulan bu kelime kaydırmaları, anlam kaydırmaları, tercüme hataları özellikle kadın ağırlıklı ayetlerde başlatıldı. Onu daha önce anlattım ben. Geçen toplantıda da 19 ayeti vurguladım. Şimdi bu tabii kadına yönelik ayet, 11 ayeti açıklamıştım. O 11 ayette kelime tercüme hatalarıydı. Onlardan bir nevi bilgi saklanma yöntemiydi. Şimdi bu bölümün ayetlerine ben vurgulayacağım. Ve vurgulayacağım ayetler esasında 26 tane. Bir öncekinden biraz daha fazla. Şimdi şöyle bir soruyla başlayacağım. Cumhur idaresi halkın oy vererek kendi idarecisini seçmesi. Ama idarecisini seçerken ne istiyor? Halkın dağıtımında adaletli davranmalarını ister. Liyakatli davranmalarını ister. Ve şeffaf olmalarını ister. Ve kendilerine önemli konulardan da danışılmasını ister. Ve aynı zamanda o halk bir şura meclisi. Kur'an'ın budur. Şimdi bunu nerede görüyoruz? Bakara suresinin 104. ayetinde görüyoruz. Bakara suresinin 104. ayetinin tercümesini çok iyi yapmak gerekiyor. Ra'ina ne demektir? Unzurna ne demektir? Onun açıklamasını yapmak gerekiyor. Çünkü orada Hazreti Muhammed'e oy vererek Hazreti Muhammed'i toplumun lideri olarak seçiyorlar. Ancak seçerken de Bakara suresinin 104. ayet iniyor. Yani peygambere ra'ina diye hitap etmeyin. Yani bizi çobanın davalları güttüğü gibi güt demeyin peygambere. Bizi unzurna deyin. Yani bize danışarak iş yap. Bizim görüşümüzü de al. Ve şura prensibine de uy. Adaletli davran. İşte bu ayet esasında çok önemli ve bunun vurgulanması gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet İdaresi'nin 1400 yıl önceki ifadesidir. Şimdi gelelim Bakara suresinin 219. ayeti. Ey peygamber, yine insanlar sana aklı, bilinci, muhakemeyi bulandırıcılardan, yani alkol gibi bulandırıcı maddelerden, uyuşturucu değil ama, uyuşturucu hariç. Bu ayrı bir konu. Ve kumardan sorarlar. De ki o ikisi insanlar için büyük günahlardandır. Buna da İSM 3 harf isimdir diye hitap eder Kur'an. Bu haramın büyüğüdür. Ve bunu, bu yasağı çiğnemek daha başka yasakları çiğnemeye neden olur. Başka günahlar işlemeye neden olur. Onun için bu büyük günahlardandır. Uyuşturucu madde dışındaki bilinci bulandırıcı madde kullanma. Şunu bir daha tekrar eder misiniz buraya hocam? Büyük günahlardan da dediniz, uyuşturucu madde dışında. Evet. Çünkü uyuşturucu madde alışkanlık yapıcı bir özelliği var. Bir ikinci defa kullanan müptela oluyor. Uyuşturucu kullanan oluyor. Ama alkol gibi bir şey veya herhangi bir ilaç gibi veya herhangi bir madde gibi. Bu yasak. Yasağı anladık maddede. Ama bunun ikinci bir önerisi daha var. Der ki, fakat azında da faydaları bulunmaktadır der. Dolayısıyla burada iki tane öneri var. Alkol büyük günahlardandır. Ancak azında da fayda vardır. Şimdi iki tane önerinin bir tanesi sürekli gündeme getirilir. Büyük günahlardandır. Sakın ha, zinhar değil. Ama faydasını niye örtbas etmişsiniz? 1400 yıldır alkolün faydasında da azında da fayda var. Bunu Kur'an'da söylüyor. Ve son yıllarda özellikle az bir miktarda şarap, bir bardak damar sertliğine iyi geliyor. İnsanları rahatlatıyor. Burada yasaklanan alkolik olma ve sarhoş olmaktır. Pardon, sarhoş olmak yasak. Büyük günahtır. Çünkü sarhoş olunca insan ne yaptığını bilmiyor. Başka hatalar yapıyor. Başka yasakları çiğniyor.
Başka günahlar işte. Ve şeytan işidir sarhoş olmak. Bakın sarhoş olmak şeytan işidir. Ama aslında usulüne göre, yani Hazreti İsa da şöyle der zaten İncil'de. Sendeleyen bizden değildir der. Bu bakımdan azını da hasıl alt etmeyelim. Azına da, çünkü azına da fayda müsaade edersek irade terbiyesine müsaade ediyoruz kişinin. İradesinin güçlenmesine yardımcı oluyoruz. Peki hocam, bu ifade geçiyor mu Kur'an'da? Yani tabii, azında da fayda var. Şeklinde geçiyor. Kesinlikle. Azında da fayda var. Ancak zararı faydasından fazladır der. Ancak olumsuzlukları, büyük haram yasaklıkları, yasaklı oluşu faydalarından daha fazladır der. Ama 1400 yıldır maalesef o hep zarar haram haram diye söylemişiz. Ama azını da hasıraltı etmişiz. İşte Atatürk'ün uyguladığı yöntem buydu. Azını kullandı Atatürk. Ve kesinlikle bir gün bile Atatürk'ün sarhoş olduğu görülmemiştir. Ve kesinlikle Atatürk karaciğerin alkolden bozularak olmamıştır. Kullandığı zikninden, kullandığı kininden, kullandığı sıtma ilaçlarından karaciğeri bozulmuştur Atatürk'ün. Yoksa Atatürk'ün karaciğerinin bozulması ve vefat nedeni karaciğerin olması alkolden değil. Kinindendir. Daha Trablus'ta yakalanıyor çünkü. Trablus'taki görevi sırasında ve ondan sonra sürekli tekrarlayan bir döngüye giriyor çünkü. Şimdi dolayısıyla alkolle ilgili bu saptama 800'lü yıllarda İmam-ı Azam Ebu Hanife tarafından da söylenen bir şeydir bu. Azında da fayda var önerisi. Yani sadece şimdi söylenen bir şey değil veya benim söylediğim bir şey değil. 800'lü yıllarda, yani 1200 sene önce söylenmiş. Ben onu tekrarlıyorum. Yaptığım bu. Şimdi Ali İmran 7. ayete geçeceğim. Burada gizlediği bilgi ne? Sakladığı bilgi ne? Ali İmran suresi 7. ayeti Kur'an'ı iki türlü mesajlıdır der. Mesajlardan bir çeşidi muhkem mesajlar. Yani dokunulmaz, her zaman geçerli, tartışılmaz ve Arapçasıyla Ümmül Kur'an der. Ümmül Kitap der. Kitabın ana hükümleri der, ana maddeleri der. Ve bunlar benim belirlediğim, yıllar içinde belirlediğim muhkem kurallar din demektir. Muhkem kuralların hepsinin bütünü din demektir. Ve bu dediğimiz bu kurallar bütünü de benim belirlediğim 440 bizim farz kurallarımız var. Uymamız gerekli olan. Ve bunlar evrensel, zamanüstü ve tartışılmaz net kurallardır. Bunları nasıl bulduğumu da ben kitaplarımda anlatmışım zaten. Ama ikinci kural, ikinci mesajlar değişkendir. Yani zamana ve zemine göre değişken özellikli mesajlardır. Kur'an'da, bunlar da Kur'an'da Ali İmran Suresi 7. ayetinde müteşabih mesajlar demiş. İşte bu müteşabih mesajları belirleyecek olanlar da ilim adamlarıdır. Ülül elbaptır. Onun için de ilim adamları ancak bu mesajları belirleyebilir. Müteşabihler kim? Muhkemler kim? Hani muhkem kale diyoruz biz eskilerin deyimiyle. Yani yıkılmaz kale. Sağlam, tartışılmaz. Ve ezeli ve ebedi özellikli ve her topluma uygun Kur'an mesajlarına muhkemler de, muhkem kurallar da. İşte bunlar din demektir. Ve bunları bilmek dindarlık demektir. Dindarlık bu. Onun için de bunları bilmemiz gerekiyor. Bu bilgiyi de bilmemiz lazım. Şimdi 22 Kur'an tercümesinde peşinde mi muhkem müteşabih mesajlar demiş, açıklama yok. Dördünde muhkem açık anlamlı, müteşabih kapalı anlamlı demişler. Anlayabilirsen anla. İkisinde açık anlamlı, benzeş anlamlı demiş. Gibi gitmişler. Ama dört kitapta da benim tercüme ettiğim dahil dört kitapta muhkem yani değişmez, müteşabih yani değişken. Değişkeni de ben üçe ayırıyorum. Kitaplarımda yazdım onu. Değişken olanlar, müteşabih olanlar
ilahi sistemle tanımlayan semboller. Bunlar müteşabih. İnsanlar ilahi sistemle ilgili bilgiler arttıkça bunlar da değişir çünkü. Bir de evrenle ilgili bilgiler, bilimsel bilgiler de müteşabihtir. Çünkü bilgi, evrensel bilgi, bilim arttıkça bilgi değişiyor. Örneğin ben şimdi öğretim üyesiyim, profesörüm, emekliyim ama şimdiki bilgilerimle asistanlığımdaki bilgiler dağlar kadar farklı. Yani değişken, müteşabih dediğim onlar. Bunları ben nasıl buluyorum? Onu yine kitaplarımda açıkladım. Net olarak madde açıkladım. Kendi öğretim üyeliğimle verdiği avantajı da kullanarak tabii. Yoksa bulamaz. Şimdi Ahzab 37. ayet çok güzel bilgi saklar. Ve bu bilgiyi maalesef 1400 yıldır Hazreti Muhammed aleyhine iftira olarak bu ayeti yanlış tercüme etmişler. Hazreti Muhammed'e yapılan 9 iftira var. Ve 9 iftiranın bir tanesi de Ahzab suresi 37. ayetin yanlış tercümesidir. Şimdi Maide 38. ayeti söyleyeceğim. Maide 38'de tartışılan bir ayettir. Şöyle der: hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık ellerini kesin der. Öyle değil mi? Ayet bu. Ve bu elleri kesme maalesef halen belirli bazı ülkelerde uygulanmakta olan bir yöntem. Hırsızın elinin kesilmesi yöntemi. Ancak 22 Kur'an tercümesinin 17'sinde ellerini kesin ifadesi net vermiş. Ellerini kesin. Başka açıklama yok. 22'nin 17'sinde ellerini kesin hırsızın ifadesi var. Şimdi 4'ünde hırsızlığı engelleyin ifadesi var. 1'inde de güçlerini kesin ifadesi var. Şimdi 22'nin 17'si ellerini kesin derse insanlar bunu uygular. Şimdi o zaman peki esas anlam ne? Sağlamasını 39. ayette yapacağız. Bu 38'di. Sağlamasını 39'da yapacağız. Bakın nasıl ki 38'i 39. ayet çok güzel açıklıyor. Şöyle diyor: her kim de yaptığı bu kötü davranıştan sonra içtenlikle pişman olursa, tövbe ederek düzelirse, kendini düzeltirse, onu tekrar topluma kazandırın der. Çünkü Allah tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah bağışlayan, sevgisiyle merhameti bol olandır. 39. ayet. 38'de siz ellerini kesin diye tercüme ederseniz, 39'da bu vatandaş tövbe ederse ve gerçekten de bu hırsızlıktan vazgeçerse, ki eller kesildikten sonra ne fayda sağlayacak? Onun için de 38 ve 39'u beraber tercüme etmeniz lazım. Anlamlandırırken haber ikisini değerlendirmeniz lazım. Esasında orada elleri kesmek başka ayetlerde de kullanılıyor. Elleri kesme. Buradaki esas anlam toplumla ilişkisini kes, hırsızlık yapmasını engelle. Yoksa eli kesmek değil. Elini ayağını kesmek. Hatta öyle bir tabir vardır. Elini ayağını keselim artık gelmesin eve. Aynen. Firavun'un kendi bilim adamlarına kullandığı ifade, demek siz eğer uyarsanız Musa'ya ve Harun'a, sizin ellerinizi ayaklarınızı çapraz keserim diye ifade kullanıyor Kur'an'da. Yani yetkisiz hale getiririm. Yetkisiz hale getiririm. Bütün yetkilerinizi ellerinizden alırım demektir o. Elleri kesmenin anlamı, esas anlamı bu. Dolayısıyla burada hırsızın elini kesme, toplumdan hırsızlığı yapmasını engelleyecek şekilde internet uzaklaştırın, engelleyin. Tövbe suresinin 109. ayetine geçiyorum. Tövbe suresinin 109. ayeti esasında en çok bilmesi gerekli olan toplumumuz, şu anda Karadeniz'deki insanlarımız bilmesi lazım bu ayeti. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu ayeti özellikle okuyacağım. Düşünün ki tövbe 109. ayet. Düşünün ki binasını Allah'a karşı takva içinde olarak ve sadece onun rızasını gözetmek üzere sağlam bir zemine yapan mı, yoksa
sel ve dere yatağındaki kaygan cüruflerin olduğu bir zemin üzerine yapıp onunla birlikte cehennem ateşine, sıkıntılara yuvarlanan mı daha iyidir? Yani sel yatağına binanı yapma diyor burada. Dere yatağına binanı yapma. Bunun uyarısı 1400 yıl önce Tövbe suresinin 109. ayette yapılmış. Ancak tercüme ederken maalesef yine tercüme eksiklikleri var. Bilgi eksikliği var. Burada 22 tane mealden 8 tanesinde bakın tercüme nasıl yapılmış. Yıkılacak bir uçurumun kenarına yapma. Üçünde sel artıklarının ucundaki yarın kenarına yapma. İki tercümede mealde uçurumun kenarına yapma. Birinde onu ben tercüme ettim. Bir arkadaş daha tercüme etti. Sel ve dere yatağındaki kaygan cürufların olduğu bir zemin üzerine yapma binanı. Bu müthiş bir şey. İşte hatırlarsanız Rize'de gördüğümüz sel felaketinde binaları yıkılanların çoğu hep sel yatağına, dere yatağına binası olanlar. Arap suresinin 157. ayette bir bilgi gizlenmiş ve o bilgiye gizlenen bilgi de şu: bir zaman gelecek, bütün Tevrat ve İncil'de adı geçmiş olan Ümmi Resul'e yani Hazreti Muhammed'e ve kitabı olan Kur'an'a bütün insanlar inanacaklar ve kabul edeceklerdir der. Arap suresinin 157. ayeti. O bakımdan bu bilginin de verilmesi lazım. Demek ki zaman gelecek, İnsanlar Hazreti Muhammed'in de peygamberliğini, Kur'an'ın da önemli bir vahiy kitabı olduğunu kabul edecekler. Ama burada Kur'an'ın verdiği kendileri kitaplarından vazgeçecekler mi? İsteyen vazgeçer, isteyen devam ettirebilir. Yani bir vazgeçme mecburiyeti yok. Herkes Tevrat'a da inanan da devam eder, İncil'e inanan devam eder ama Kur'an'ın da varlığına da iman kabul etmesi gerçekleşecek. Ve Hazreti Muhammed'in de peygamber olduğu kabul edilecek. Çünkü birçok diğer şeyler, kitaplardan kabul etmeyenler çoğunluk çünkü. Ama bir zaman gelecek bu kabul edilecek. Çünkü Kur'an'ın gerçeklerinin ve anlam tercümelerinin, yanlış tercümeleri de fark edilecek. Kur'an'ın güzellikleri daha çok ortaya çıkacak. Ve insanlar Kur'an'da 1400 yıldır yapılan anlam kaydırmalarının, tercüme hatalarının farkına varacaklar. Ve bunu araştırıp bu sefer daha da yaygınlaşacak. Gerçekten de mutlu oluyorum. Bu görüşte olanların gün geçtikçe sayıları da artıyor ve artacak. Yani bu şekilde insanları Kur'an yönünden aydınlatan insanlarımızın sayısı artacak. Ona da mutlu oluyorum. Sayımızın artması lazım. Bunları anlatanların artması lazım. Arap suresinin 172. ayetindeki saklanan bir bilgi var. Orada da o ayette de ruhlar dünyaya gönderilmeden önce, beden elbisesi giydirilmeden önce, okul üniforması giydirilmeden önce Elesti Bezmi denilen yerde Allah'ın tekliğine dünyadayken kabul edeceğinize söz veriyor musunuz? Sözü alınıyor. Onun dışındaki 6 konuda daha söz alındığının başlangıcıdır o ayet. Arap suresinin 172. ayeti. Bu bilginin de verilmesi lazım. Yani biz Allah ile ve ilahi görevlilerle dünyaya gönderilmeden önce ruh kısmımız Allah ile ve görevlilerle 7 konuda dünyaya gittiğimizde uyacağımıza söz veriyoruz. Ama doğar doğmaz annemizin karnından bu sözlerimizi unutuyoruz. İşte onların söz verdiklerimizin de ne olduğunu Kur'an'dan mutlaka öğrenmemiz lazım. Bunun da saklanmaması gerekir. Tercümelerde peki bu yok mu? Hani Allah'ın huzurunda dünyaya gelmeden önce verdiğimiz sözleri diğer Kur'an-ı Kerim tercümeleri de karşınızda hiç geçmiyor mu böyle? Net değil. Yani net olarak şu sözü veriyorsunuz, bu sözü veriyorsunuz netliği ancak ayetleri yan yana ilgili ayetleri bulup cımbızdan seçip yan yana getirmek gerekiyor. O zaman siz Allah ile yaptığınız 7 konudaki anlaşma maddelerini önünüzde görüyorsunuz. Onları da hocam bunu söyleyin. Bu çok önemli bir hizmet olur ama ya. İşte bunu söyleyin. Bu konuda zaten
Ben bir kitap yaptım bu konuyu zaten. Bakın şu kitap, Allah ile anlaşmamız var kitabı. Bu Allah ile anlaşmamız var kitabı gerçekten de bilinmesi gerekli olan bizim söz verdiğimiz 7 konu. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Burada takipçilerimiz çok merak edecekler. O yüzden araya giriyorum. Normalde hiç araya girmemeye çok hani gayret gösteriyorum biliyorsunuz. Bu çok önemli hocam. Bak benim yüreğim titredi. Şimdi 7 konu zaten açık. O bir maddi söylediniz. Tamam 7'si sığmasa da bir sonraki yayında bununla başlarız. Öyle yapalım. Olur mu? Tamam öyle yapalım. Bir sonraki yani. Bu çok önemli bir şey hocam. Biz hocam bir ömrü veriyoruz o 7 maddeyi bulabilmek için. Tabii. 7 madde deyip geçemeyiz bunu. Şimdi o zaman biz önümüzdeki başka programda hem onu işleyelim hem de başka bir şey daha işleyeceğiz. Evet, benim rica ettiğim bir konu var Gazi hocamızdan. Biliyorsunuz Erhan Kolbaşı ile yayınlar yapıyoruz arkadaşlar. Ve son açıklamaları çok yani inanılmazdı. Ben Gazi hocamızı aradım ve rica ettim. Hocam dedim ya Kur'an-ı Kerim'de uzay ve dünya dışı varlıklarla ilgili neler diyor? En yani bu işi cımbızla inceleyen biri olarak bize bir ışık olur musunuz? Yardım eder misiniz? Bir bölüm böyle yapacağız inşallah. İnşallah. İkisini bağdaştırırız o zaman. Tamam. Peki. 7 konuyu bir de uzayla ilgili olan Kur'an'da böyle bir açıklamalar var mıydı onu açıklarız. Şimdi Enam 65. Enam 65 de enteresandır. Allah insanlara bir azap vermek istediği zaman iki yöntem kullanır der. Azap vermek istediği zaman bir topluma bir ya doğal afetlerle onları azap verir, doğal olaylarla afet şeklinde veya onların düşman gruplar halinde ayrışmalarına müsaade eder. Bakın düşman gruplar. Peki bu düşman grupların ne olduğunu gene aynı ayette, aynı surenin 159. ayeti söylüyor bize. Biraz daha açıyor konuyu. Ne diyor? Özellikle dinlerini birbirine düşman parçalara, fırkalara, mezheplere ayıran grup grup olanlara uyma der Hazreti Muhammed'e. Din temelli gruplaşmalara, düşman gruplaşmalara müsaade uyma der. Ve onlardan uzak dur dedi Hazreti Muhammed'i ikaz eder. Demek ki din temelli düşman gruplar kesinlikle Kur'an'da yasak. Din temelli düşman gruplar. Ancak farklı görüşte gruplar olması normaldir. Ama düşman olmamak şartıyla. Düşmanlık şeyine gitmemek şartıyla. Yoksa düşman, din temelli düşman gruplar oluşması kesinlikle Kur'an'da yasaklanmıştır ve cezalıdır. Şimdi de Şura 13'e geçiyorum. Ya Muhammed daha önce Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya öğütlediğimiz dinin kurallarının hemen hemen aynısını şimdi sana da din olarak vahyediyoruz, bildiriyoruz. Bakın demek ki din kuralı diye peygamberlerin kendi zamanına göre getirdiği kurallar tek kaynaktan. Allah kaynaklıdır ve Allah kaynaklı olan bu kuralları aynısının birbirine benzerini peygamberlerle zaman zaman insanlara gönderdik. O bakımdan birbirinizi düşman olarak görmeyin demektir bu. Birbirinizi düşman olarak görmeyeceksiniz. Herkes aynı sofraya oturacak. Farklı görüşte olması olan, farklı dini görüşte, farklı kitapları olan, farklı kitaplardaki kurallara uyan gruplar, din grupları aynı masaya, sofraya oturacaklar. Herkes kendi yemeğini, sevdiği yemeği yiyecek. Hiç kimse başkasının yemeğini ben bunu seviyorum, ben bunu sevmiyorum diye yargılamayacak. Herkes birbirinin yemeğine hoşgörüyle bakacak. Olay bu. Ama kimsenin görüşünden vazgeçmesi üzerine baskı uygulamayacak. Yani herkes kendi sevdiği yemeği yiyecek. Ve kendi sevdiği yemeği de müsaade edecek. Hoşgörüyle yaklaşacak. Çünkü herkes kendi yemeğinden sorgulanacak. Kendi kitabından sorgulanacak. Olay bu. Şimdi
Bakara suresinin 170 ve 171. ayeti önemli. Şöyle, müşriklere yani Allah'a şirk koşanlara, Allah'ın indirdiğine uyun ve şirk koşmaktan vazgeçin dense, hayır biz atalarımızın uygulamalarına uyarız diye cevap verip reddederler. Peki ya ataları doğru düşünmemiş ve doğru yolu bulamamış kimseler iseler? 171'e geçiyorum. İşte atalarının inançlarını akıl süzgeçlerinden geçirmeden taklitte takılmış ve gerçekleri kabul etmeyip küfre sapmış olanların durumu, çobanın yol gösterici sözlerini ve yardım çağrılarını anlamayan, doğruluğunu bizzat araştırmadan kabul eden, eleştirmeyip sadece durup dinleyen hayvanların durumuna benzer. Davar sürüleri gibidirler der. Şimdi hep söylenir ya, yeni bir şey söyleyen benim için de söyleniyor çünkü. İşte siz buldu bir, böyle diyorsunuz ama sizin peki daha önceki atalarımız bunu düşünmediler mi? Hiç böyle şeyi bu yorumu yapmadılar mı? Yapanlar oldu tabii. Ha, şeyden itibaren İmam-ı Azam'a Ebu Hanife'den önce de ne başladı? Hazreti Muhammed'in vefatından sonra da başladı doğruyu söyleyenler. Ama bireysel olarak sınırlı kaldılar. Ve yayılmadı. İnsanlara duyurulmadı. Duyurulma şansları azdı. Veya önemsenmediler. Yoksa doğruyu görmeyenler olmaz olur mu? Mutlaka vardı. Ama buradaki ikaz, atalarının görüşlerini mutlaka akılsız gecinden geçirin ikazı var. Mutlak doğru kabul edip aynısını taklit etme telaşına girmeyin uyarısı var. Onun için onların doğrusu, onlarındır. Siz dinle doğrularınız sizin olsun. Yani başkalarını taklit etmeden akıl süzgecinizden de geçirip kendi doğrularınızı öyle varın ikazı var burada. Bunu da vurgulamak lazım. Bu bilgiyi de insanlarımıza verilmesi gerekir. Kur'an bilgisidir çünkü. Şimdi İsra 1. ayet. İsra suresinin 1. ayeti. Esasında bu ayet Miraç'la ilgili bir bilgi vermeye çalışan bir ayettir. Miraç'la ilgili. Ancak Miraç olayının %50'si doğru bence, %50'si de maalesef ilave, sonradan ilave edilen bir yönü ve sonradan ilave edilen Miraç'ın sonradan ilave edilen %50'si Hazreti Muhammed'e yapılan bir iftiradır. Onu da yeri gelince ben iftiralar konusunu tartışacağız ya kısmet olursa. Onu da ben gene gündeme getireceğim. Şimdi Mümtehine 12. ayet önemli. Mümtehine esasında sorgulanan kadın demektir. Yani kadın ayet suresidir. İşte onun için Kur'an'da 3 tane sure kadınla ilgilidir. İsmi de öyle. Nisa suresi kadın suresidir. Mümtehine suresi kadın suresidir. Ve Mücadele suresi. Erkek suresi yok ama sıfır. Şimdi Mümtehine suresinde kadına da Hazreti Muhammed'e oy verme hakkı verilmiştir. Kadına ilk defa Kur'an'da Mümtehine suresinin 12. ayetiyle 1400 yıl önce kadına oy verme hakkı, idarecisini seçme hakkı verilmiştir. Oy verme. Ve o zaman da oy verme el sıkışarak yapılırdı. Biat etme demektir. Ve Hazreti Muhammed'e oyunu verme, lider seçme, lider olarak seçme oyu kadınlara da verilmiştir o hak. Ve maalesef Hazreti Muhammed'den sonra o hak hasır altı edildi ve kadınların elinden alındı. Ne zamana kadar? Atatürk'e kadar. Ve Atatürk de kadınlara oy hakkı gene başlatan büyüğümüzdür. Demek ki kadın devrimi yapan iki kişi önemli, Hazreti Muhammed ve Atatürk'tür. Atatürk'te yaptıkları devrimlerin çoğunun temeli Kur'an temellidir. İşte Mümtehine 12 önemli bir ayettir. Ve dünya tarihinde kadına oy hakkı veren ayetlerden biridir. Şimdi bunun da bilinmesi lazım.
Bunu şimdiye kadar gündeme getiren duymadım ben. Muhammed suresi 30. Muhammed suresi 30. ayet. Ya Muhammed der. Eğer biz isteseydik bu münafıkları, iki yüzlüleri yüzlerine bakarak tanıma özelliğini sana verirdik der. Ve senin onları kolayca fark etmeni sağlardık der. Yani insana bakarak imanlılık durumunu belirleme yeteneği. Biz Hazreti Muhammed'e bile insanların imanlı konusunda konuşma yetkisini vermedik. İnsanların iman durumunu belirleme yetkisini vermedik de. Hazreti Muhammed'e bile. Bunun bilinmesi lazım ki insanlarımız zaman zaman çıkıp düdük çalar gibi insanların imanını değerlendirme işgüzarlığına girmesinler. Çünkü insanlarımızın iman durumunu değerlendirme işgüzarlığına girmek demek şirk koşmak demektir. Ve şirk koşmak bir numaralı yasaklardan biridir. Ve Allah'ın en büyük bizden istediği sakın şirk koşmayın, sakın şirk koşmayın. Ve şirk koşmanın ne olduğunu esasında yine ayrıntılı olarak benim anlatmam lazım bir programda. Şirk koşma önemli bir konu. Çünkü şimdi sokaklardan 100 kişiyi çevirin, 99 onda 9'u hemen hemen %100'ü şirk koşmana durun, puta tapmak hemen dedi size söylerler. Hayır arkadaş, sadece puta tapmak değildi şirk koşma. Şirk koşma uzun bir listedir. Onu ben tek tek hepsini açıklamam lazım. Şirk koşmak sadece puta tapmak değildir. Uzun bir liste. Hiç bizim farkında varmadan bu o hataları işleyebiliyoruz. Şirk koşma hatasını. O nedenle Kur'an zaten o deyimi kullanıyoruz ya. Cehenneme uğramadan cennete geçiş yok. Cennete cehennem üzerinden geçilir. Olay bu. Şimdi gelelim Nur 61. Nur 61 maalesef yine hasır altı edilen ve görmezlikten gelinen bir ayet. Nur 61. Nur 61'de haremlik, selamlık kaldırılmıştır. Bakın Nur 61. ayette haremlik, selamlık uygulaması kaldırılmıştır. Ayet net. Sorumlu olduğunuz evlerde ve güvenilir dostlarınızın, arkadaşlarınızın evlerinde birlikte yemek yemenizde bir sakınca, günah yoktur. Beraberce yahut ayrı ayrı yemenizde de bir sakınca, günah yoktur der ayet. Dolayısıyla haremlik, selamlık uygulamasını yapan Kur'an'a ters davranıyor demektir. Kur'an'ın bu ayetini ya bilmiyor veya görmezden gelir, hasır altı ediyor. Bunun da bilinmesi lazım. Gelelim Hucurat 14'e. Hucurat 14'te imanlılık nedir? Müslüman olma nedir? İkisini ayırmış. Müslüman olmak ayrı, iman eden ayrı. Bunlar ayırmış Hucurat 14. Ne diyor ya Muhammed? Örneğin taşradan gelen ve Müslümanlığı kabul eden Bedevi Araplar biz iman ettik diyerek Allah'a ve sana uyacaklarını belirtiyorlar. İman ettik diyerek. Onlara de ki, Hazreti Muhammed'e söylüyor. Siz henüz iman etmediniz. Çünkü ancak Müslüman olduk deyin. Peki Müslüman ne? İman etmek ne? O zaman ikisini ayırıyor. Müslüman olmak, Allah'ı tek ilah kabul eden herkes Müslümandır. Hangi kitaba iman ederse etsin, hangi peygamberi kabul ederse etsin, Allah'ın tekliğini kabul eden kişi Müslüman olarak değerlendiriliyor Kur'an. Müslüman demek geniş anlamlı bir kelime. Ve Allah'a iman eden, Allah'ın tekliğini kabul eden kimse o Müslümandır. Deist de Müslümandır. Bakın deist olan da Müslümandır. Çünkü Allah'ın tekliğini kabul ediyor. Ancak iman etmek Bakara suresinin 177, Nisa suresinin 136, Bakara suresinin 285. 3 ayette de iman eden tanımlanıyor. Allah'ın tekliğini kabul eden iman etmiştir. Ahireti kabul eden iman etmiştir. Peygamberleri kabul eden iman etmiştir. Vahiy kitaplarını kabul eden iman etmiştir.
meleklerin varlığını kabul eden iman etmek. Beş imanın şartı. Ve devam ediyor Bakara suresinin 285'i, salih ameller gerçekleştiren de. Yani beş imanın şartının yanına ben artı bir diyorum, salih ameller gerçekleştirmek çabası içinde olan da iman etmiş. Ve imanın pratiğini uygulamaya başlamıştır o kişi. Yoksa iman ettik demek de pratik uygulamaları, salih amelleri gerçekleştirme çabası içinde değilse onun da imanı eksik. Ve şeyde de Hazreti İsa'nın ifadesi var. İmanı pratik ile pekiştirmeyenin imanı ölüdür der. İşte oraya bağdaştırıyorsun. Tevrat'ı bağdaştırıyorsun. İncil'i bağdaştırıyorsun. Kur'an'ı bağdaştırıyorsun. Üçünü yan yana koyuyorsun gerekirse. Oradaki ilgili ayetleri seçiyorsun ve güzel bir sonuca varıyorsun o zaman. Onun için de ben ne yaptım? Bu kitapla Tevrat'taki ve İncil'deki muhkem kuralları çıkardım. Son Kur'an ve son İslam kitabında da Kur'an'daki bütün 440 kesin kurallar bütünü. Ayetleriyle. Hangi ayetlerde hangi muhkem kurallar diye bu kitaplarla onlar işlendi. O nedenle Hucurat suresinin ifadesi Müslüman ayrı, iman eden ayrı. Şimdi Cuma suresi, ama dikkat ederseniz Cuma diye bir genizden bir kesme yapıyorum. Cuma. Cuma değil, Cuma değil. Cuma değil. Cuma dersem gün ismi olur. Cuma toplanmak demektir. Bir araya gelmek, birlik olmak demektir. Arada kelime farkı var, kelime anlam farkı var. Şimdi der ki, kendilerine Tevrat verilip de onu anlayarak okumadığı için Allah'ın buyruklarını da yerine getirmeyen topluluğun örneği, yük olarak içinde ne olduğunu bilmediği kitaplar taşıyan eşeğin durumuna benzer. Ayet bu. Yani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diyor. Tevrat'la ilgilenenler içinde ne olduğunu bilmediği kitapları taşıyan eşek durumuna düştüler. Ey Kur'an'a iman edenler, siz de aynı duruma düşmeyin. Kur'an'ı anlayarak okuyun ve öyle taşıyın. İçinde ne olduğunu bilerek kitabı taşıyın. Bilmediğiniz kitabı taşıma durumuna düşmeyin siz de. Bu müthiş bir bilgi esasında. Yani anlamadığın dilde Kur'an'ı okumayacaksın. Anlayacaksın, düşüneceksin ve sonunda da benimseyip kendi yaşantına yansıtacaksın. Kur'an'ın istediği bu. Ve gelelim Müddessir 49-50'ye ve 51. Üçü bir arada. Ve çünkü bu kişiler ayrıca dünya yaşamlarında kendilerine öğüt veren vahiy kitabından, zikir kitabından, onu zikretmekten, anlamaktan, düşünüp öğrenmekten ve benimseyip bildirdiklerine göre yaşamaktan uzaklaşmışlardı der. İnsanlar için. Çünkü gerek Tevrat, gerek İncil, gerek Kur'an'ın ilahi sistemdeki ortak isimlerinden bir tanesi zikirdir. Bu kitapların ismi zikir. Ama bildiğimiz bizim danslı zikirler değil. Zikir, yani söz veriyor ya dünyaya gelmeden önce 7 konuda. Verilen sözlerden bir tanesi, inandığın vahiy kitapları içindeki muhkem kurallara uyacağına söz veriyoruz biz. İşte zikir, yani hatırlatıcı demektir. Zikretmek, hatırlamak. Söz verdiğini hatırlatan kitaptır bunlar. Sana, çünkü söz vermişsin. Misak yapmışsın. Onun için de vahiy kitabının ismi, ortak ismi zikirdir. Ve onu bilmemiz lazım. Zikir kitabın ismi. Zikret, zikir yap, Kur'an oku. Kur'an'ı çalış. Yoksa boşuna vakit öldürücü işlerle uğraşma. Olay bu. Onu da bilmemiz lazım. Bu bilgi de saklanmış. Kitabın isminin zikir olduğunu saklamışız. Ama tutmuşuz zikiri dans kelimesi halinde kullanmışız.
belirli kelimeleri matra şeklinde tekrarlamayı zikir demişiz. Hiç ilgisi yok. Halbuki zikir vahiy kitabını çalışmak, öğrenmektir. Anlayarak okumaktır. Bizim için de Kur'an'dır. Gelelim Zuhruf 44'te. Şimdi Zuhruf 44'te Kur'an için gene söylüyor. Bu Kur'an sana ve toplumuna anlayıp düşünecekleri bir uyarıcıdır, bir zikirdir. Yine bir önceki açıklamanın ve devamı. Ve hepiniz ondan sorumlu tutulacaksınız. Hesap günü de onun değişmez kurallarını uygulayıp uygulamayışınız yönünden de sorgulanacaksınız. Peki biz sorumlu tutulacağımız, sorgulanacağımız kitabın ne olduğunu, ne yazdığını, bizden ne istediğini anlamamız gerekmiyor mu? Ve bizim hedefimiz, yaşam hedefimizin en önemli hedeflerinden bir tanesi de Kur'an'ı anlayarak, doğrusuna vararak, düşüne düşüne, aklımızı çalıştırarak okumaktır. Yoksa anlamadığımız kitabı taşıyan durumuna düşeriz. Ve maalesef 1400 yıldır bu strateji uygulanıyor. Kur'an'ı insanlara anlamadıkları dilde okutma dayatması. Bu bir dayatmadır. Kur'an'ı okuma ve Kur'an'ı anlama için en büyük engellerden bir tanesidir. Bu bir engeldir. Kur'an'ı anlama engeli. Kur'an'ı başka dilde okutma önerisi. En büyük engellerden biri. Onun için bizim kesinlikle, hele bir de şimdi Ramazan geliyor, ayın 12'sinden itibaren, pazartesiden. Ve benim üzüntüm zaten başladı. Nasıl başladı? Teyzelerimizin, ablalarımızın, kızlarımızın, küçük küçük çocuklarımızın koltuğun altına Kur'an'ı koyuyoruz. Anlamadıkları dilde Kur'an'ı hatmettiriyoruz. Halbuki Kur'an kendisi ne diyor? Beni anlayarak okuyacaksınız diyor. Anlamadan okuma durumuna düşmeyin diyor. Kim düşürüyor bu insanlarımızı? Maalesef farklı kurumlar düşürüyor. Farklı bir insanlar düşürüyor. Kur'an'da da ne söylüyor biliyor musunuz? Eğer sizin yanlışınızdan dolayı bilerek işlediğiniz günahlardan dolayı, yaptığınız yanlıştan dolayı başkalarının da yanlış yapmasına sebep olursanız onların günahlarını siz yıkıyorsunuz. Onun için Kur'an'la ilgili bilgi vermek çok büyük bir sorumluluktur. Ve yıllarca bu sorumluluğu duya duya ben çıkmadım ortaya. İyice pekişmem lazım çünkü. Ve tercüme ederken de bir kelimenin bazen bir hafta 10 gün düşündüğüm oluyordu. Ne kullanayım bu kelimenin anlam tercümesi olarak. İnsanları zora sokmayacak bir anlam vermem lazım. İnsanları sıkıntıya vermeyecek bir anlam vermem lazım. Kur'an'ın ruhuna, anlam ruhuna ters düşmemem için hangi anlamı kullanmam lazım? Ve toplumda kaosa neden olacak bir anlam vermemem gerekir. Verdiğim anda vebaldir, sorumluluktur. O bakımdan dikkat etmek gerekiyor Kur'an'ı anlatmalarda. Şimdi gelelim Cuma gene 9. ayet. Bu ey iman edenler yevmil cum'a der. Yani toplantı günü demektir o. Toplantı günü peygamber tarafından salat için, yani dayanışma toplantısı, yardımlaşma toplantısı, birlik toplantısına çağrıldığınız zaman ve o toplantıda zaman kalırsa bazen toplu namaz kılınıyordu. Zaman kalırsa bazen de Kur'an çalışması yapılıyordu. Onun için salat 3 aşamalıdır bazen. Ama çoğunlukla toplantı aşaması en önemlisi. Eğer zaman kalırsa namaz da kılınırdı beraber. Eğer zaman kalırsa Kur'an da çalışması yapılırdı. Ancak maalesef Hazreti Muhammed'in vefatından sonra ve 4 halifeden sonra hele Emevilerle birlikte 3 aşamanın ikisini kaldırdılar. Bunlardan toplantıyı kaldırdılar. Dayanışma toplantısını, Kur'an çalışmasını kaldırdılar.
Sadece namazı bıraktılar. Ve dolayısıyla salat namaza eşit hale gelmiş oldu. Onun için bütün meallerde salata namaz demişler. Halbuki orada esasında önerilen dayanışma, birlik olma, güç olma toplantısı. Ve beraberinde de gerekirse Kur'an çalışması, beraberinde de namaz. Şimdi gelelim Cuma toplantısında. Çağrıldığınızda toplantıya diyor, Cuma için, peygamber zamanında, Allah'ın zikrini yani Kur'an'ı da öğrenmek için acele edin diyor. Bakın benim söylediğimde hemen destekledi. Ve alışverişi bırakıp toplantıya katılın. Bu sizin için daha hayırlıdır bilseniz diyor. Demek ki toplantıya katılma. Ama beraberinde de namaz kılabilirsiniz. Beraberinde de Kur'an çalışması yapabilirsiniz. Keşke bu üçlü beraber yapılsa. Keşke toplantı yapılsa, Kur'an çalışması yapılsa ve beraber de sosyal dayanışma toplantısı ve namaz da üçlü de beraber kullanılsa. Ve sadece bir güne sıkıştırılmasa, her gün yapılsa, her zaman yapılsa, sık sık yapılsa ve insanlar aydınlatılsa Kur'an hakkında. Keşke diyorum ben. Şimdi Nasr 1, Nasr suresi 1. Ayeti. Bu Nasr suresi 14. sure, en son sure. Der ki ya Muhammed, Allah'ın yardımı sayesinde zafer, yani Mekke'nin fethi gerçekleştiğinde ve insanların da Allah'ın tek dinine, İslam'a kitleler halinde katıldıklarını gördüğün zaman, işte artık o zaman bu sonuca ulaşmış olman nedeniyle Rabbine hamd ederek, teşekkür ederek, tesbih et onu, onu an ve günahların için ondan bağışlanma, şefaat dile. Peygamber'e söylüyor bunu. Yani peygamber de, peygamber olduğu halde 114. surede günahları için şefaat dile önerisi var peygambere. Dolayısıyla peygamber kendisi için şefaat isteyen konumda. Peki peygamber şefaat verebilir mi başkalarına? O Allah'ın iznine bağlıdır. Allah izin verirse. Yoksa peygamber kendi başına hiç kimseye bir nokta bile şefaat edemez. Allah izin verirse sadece. Allah'ın izin verdikleri dışında der zaten. Kimse kimseye şefaat edemez der. O zaman biz kendi aklımızla Allah'ın iznine tabi olan bir şefaat yetkisini peygambere verirsek orada yanlışa düşeriz. Çünkü bu izin sadece Allah'ın yetkisindedir. Biz o izni veremeyiz. Şimdi bunu da bilmemiz lazım. Yoksa hataya gireriz. Çünkü Allah der, tövbeleri sürekli kabul edendir. Bitti. Şimdi gelelim Nisa 7, 9, 11, 776. Bu dört ayette de miras konusuna gelince der. Miras konusuna gelince. Sorulardan biri de bu. Miras mı? Peki Kur'an'da miras paylaşımı var. İşte yüzde bu kadardır, iki de bu kadardır, üç bu kadardır, kadına bu kadardır, erkeğe bu kadardır der. Biz ne yapacağız der. İnsanlar öyle bir şey içinde, bir bilgi istiyor. Şimdi burada eğer muhkem nedir, muhkem Kur'an nedir, muhkem mesaj nedir, müteşabih mesaj nedir, bunu çözersek bu miras olayını da çözmüş oluruz. Yani miras uygulayın ifadesi var ya, miras uygulayın muhkemdir. Bu tartışılmaz bir kuraldır. Her toplumun uygulaması gerekli olan bir kuraldır. Her zaman için geçerli olan bir kuraldır. Miras uygulayın. Ama nasıl uygulayın? O nasıl uygulayın dediğimizin cevabı müteşabihtir. Değişkendir. Her zaman değişir. Her toplum için farklı olabilir. Müteşabih dediğimiz o işte. Müteşabih, değişken özellikle. Her toplum farklı uygulayabilir. Her zaman değişip farklı uygulanabilir. Ama miras uygulanacak.
Bu kesin. Nasıl uygulanacak? O bir yönetmeliktir. Muhkem miras uygulama kanun maddesidir. Nasıl uygulanacak? Yönetmeliktir. Yönetmelik kanun maddesini açan bir özelliktedir biliyorsunuz. Yani yönetmelik ayrı, kanun maddesi ayrı. İşte o nedenle kanun maddeleri muhkemdir, yönetmelikler müteşabihtir. İşte miras uygulama muhkemdir, kesindir, farzdır. Ama nasıl uygulanacak? Müteşabihtir. Her toplum kendine yönelik bir miras uygulama yöntemi belirleyecek. O değişkendir. Ama yönetmeliği de koymak lazım Kur'an'da. Müteşabihin yanına yönetmeliği koymak zorundasın. Boş bırakamazsın. Kanun maddesi yönetmelikli olacak. Ama yönetmelik de her toplumda her zaman farklı olacak. Şimdi gelelim Ali İmran 95'e. Ali İmran 95'te ek haramlaştırma yapanlara uymayın der. Ek haramlaştırma, Kur'an'da olmayan ek haramlaştırma yapanlara uymayın der. Peki, ek haramlaştırma bildiğiniz aklınıza gelen bir şey var mı? Bayan olarak. Mesela ek haramlaştırma. Ek haramlaştırma, aybaşı kanaması olan kadın için yapılmış mı? Kur'an'da olmayan ek haramlaştırma. Kur'an'da olmayan ek haramlaştırmayı açıklamak için Bakara Suresi 222'yi bileceğiz. Bakara Suresi 222'de kadının ay halini sana sorarlar der Hazreti Muhammed için. De ki kadının aybaşı hali bir hastalık halidir der. Ve bu hastalık halinde de kadına tek bir yasak var. Cinsi münasebette bulunmayacak. Ve eşi de cinsi münasebette yaklaşmayacak. Tek yasak bu. Ama tutmuşuz asırlardır kadına aybaşı kanamasında Kur'an okumayı yasaklamışız. Oruç tutmayı yasaklamışız. Namaz kılmayı yasaklamışız. Ve camiye girmesi bile yasak. Şimdi esasında oruç konusu geliyor zamanı. Oruç kadın için hastalık nedeniyle tutmayabilir. Ancak ilk bir veya en fazla iki gün kadın için sancılıdır. Onun dışında kadın kendi iradesiyle karar vermek üzere sağlığına uygun görürse oruç tutmasına müsaade etmek gerekir. Yasaklamamak gerekir. Yani bu ama onun dışında Kur'an'ın Bakara Suresi 222'de cinsi münasebet dışında başka kadın için herhangi bir ek haramlaştırma yoktur. Ek haramlaştırma yapılırsa o zaman şirke girmek demektir. Bu da önemli bir konu. Bunun da bilinmesi lazım. Bu bilginin de saklanmaması gerekir. Şimdi Câsiye 28. Esasında o gün her toplumu diz çökmüş hale görürsün der mahşerde. Ve her toplum önce tabi tutuldukları kendi vahiy kitabı ile çağrılacak ve hesaba çekilecek. Demek ki, çünkü böyle bir ifade kullanıyor bazı insanlar. Sadece Kur'an'a iman edenler, sadece Hazreti Muhammed'e iman edenler cennete girer. Başka inançlı olanlar cennete giremez diye kendilerine hani fasulye misali kendilerini şey çıkarıyorlar, pay çıkarıyorlar. Halbuki buradaki ifade açık. Câsiye 28'de. Her toplum inandığı vahiy kitabından sorgulanacak ve hesaba çekilecek. Hani biraz önce dedik ya, yemek masasına her toplum kendi sevdiği yemekle oturacak. Ve hiç kimse başkasının yemeğine karışmayacak, yargılamayacak. Başkası başka yemeği seviyor diye. Aynı şey kitaplar, vahiy kitapları içinde. Her toplum kendi iman ettiği vahiy kitabından sorgulanacak. Bu bilginin de bilinmesi. Ama hocam, onların kitapları değiştirildi ya. Dolayısıyla onların bildikleri bilgi doğru bilgi değil. Hani orada bir... Tabii onu da Allah bilir. Şimdi o
O onların bileceği bir iş. Bizim herhangi bir itiraz edecek bir hakkımız yok. O onların inancıdır. O onların inandığı sınırdır. O onların inandığı kurallardır. O kuralları biz yapamayız. Hata varsa Allah'a hesap verecekler. Doğru varsa yine Allah'a hesap verecekler. Yani onların doğrularını ve yanlışlarını biz yargılayamayız. Yargılama hakkımız yok. Sadece şirk koşarlarsa o bizim için terstir. Çünkü şirk koşan başka inançta olan varsa, şirk koşuyorsa veya senin inancında kitabı da Kur'an, peygamberi de Hazreti Muhammed ama şirk koşuyor aynı zamanda. O aynı zamanda şirkte koşuyorsa annen baban da olsa, kardeşlerin de olsa onlarla sıkı fıkı dost olma der. Bakın, sıkı fıkı dost olma gene sorulardan biri. Sıkı fıkı dost olmamak hem şirk koşan hangi dine inançta olursa olsun onunla sıkı fıkı dost olunmayacak. Annen baban ve kardeşlerin de olsa onlar da şirk koşmakta inat ediyorlarsa onlardan da sıkı fıkı dost olmayı azaltacaksın. Ama annen baban oldukları için hürmette esirgeme yok. Saygını devam ettireceksin ama sıkı fıkı dostluğu keseceksin. Kur'an'ın emri bu. Çünkü. Şimdi gelelim İsra 82'ye. 44. maddeye geldim. İsra 82'de biz bu Kur'an ile indirdiğimiz gerçekleri Allah'ın bir rahmeti olmak üzere müminlere bir yol gösterici olarak ve bir ilaç gibi dindeki yanlışları düzeltici ve ahlakı iyileştirici, şifa verici bir kitap olsun diye indirdikler. Bakın, Kur'an'ı bazı insanlarımız maalesef şifa kitabı olarak değerlendiriyor. Halbuki onun verdiği anlama bilgisinin verdiği huzur ve bilgilenme şifası var Kur'an'ın. Bilgilenme şifası var. Hı. Yoksa bilgilenmeden şifa verici bir özelliği değil. Bilgilenmeden dolayı verdiği bir huzur var. Bilgilendirdiği için verdiği bir rahatlık var. O bir nevi şifadır. Bunu da o önce noktayı da çok iyi vurgulamamız gerekir. İnsanlarımız yanlışa düşmesin. Şimdi Bakara Suresi'nin 170. ayeti şöyle der. Allah size sadece leş eti, kan, domuz eti veya kanlı et ve kendisinden başkasının adına kesileni yasaklamıştır, haram kılmıştır. Allah kendisinin dışında başkasının adına kesilen hayvanı yasaklamış. Ama der ki, eğer isim zikretmeden kesmeyi kabul ediyorum der. Herhangi bir benim de adımı Allah diyor, benim de adımı Allah olarak zikretmeden de kesseniz yine kabul ediyorum. Ama zikredecekseniz benim adımı zikredin der Allah. Başkasının adını zikrederek kesmeyin der. Şimdi bu helal kesim meselesine geliyor iş. Bu da istismar edilmiş. Sadece Allah'ın ile ne sınırlandırılmış iş. Halbuki Allah'ın adı anılmadan da kesilen helaldir. Allah'ın adı anılmadan kesilen de helaldir. Allah'ın adı anılarak kesilen de helaldir. Ama Allah'ın dışında başka bir isim zikredilme haramdır. Bakın orada ince bir nokta var çünkü. O bakımdan Hazreti Muhammed'e sormuşlar zaten bir rivayette. Ya Muhammed biz önümüze bir et geliyor. Bu etin Allah'ın adına kesilerek mi, anılarak kesilerek mi geldiğini bilmiyoruz. Allah'ın adı anılarak mı kesildiğini bilmiyoruz. Nasıl yapacağız? Siz anın der. Siz Bismillahirrahmanirrahim diyerek yiyin o eti der. Yani siz Allah'ın adını anarak o eti yiyin der. Bilmiyorsanız. Ama bilerek başkasının adı anılarak kesilmişse bilerek yemeyin der.
Yani helal ve haramlılık, helal et, helal et, olmayan et ince noktasını da bilmemiz lazım. Yoksa gerçekten insanlar istismar ediliyor bundan. Helal gıda çıkıyor, helal et çıkıyor, helal bilmem ne çıkıyor. Halbuki Kur'an'ın söylediği, Allah'ın eğer bir isim zikredecekseniz benim adımı zikredin. Zikretmeyecekseniz zikretmeyin. Ama zikredecekseniz başka, benden başkasının adını zikretmeyeceksiniz. Bitti. Yani söylenen Bakara Suresi 170. ayet bunu söylüyor. Çünkü benim dışımda başkasının adını zikrederek kesmek şirk koşmaktır. Allah'ın yanına bir isim koymaktır. Şimdi gelelim Vaka 22. ayete. Bu huri meselesi konuşmuştuk biz. Daha önceki bir konuşmamızda. Ve Kur'an'da cinsiyet olmadığı, üşüme olmadığı, cennette cinsiyetin olmadığı, ruhların cinsiyetinin olmadığı, daha 118 ve 119. ayetlerde geçtiğini anlatmıştık. Daha 118 ve 119. ayetlere baktığımız zaman cennette acıkma yok, cinsellik yok, çıplaklık yok. O bakımdan onu bağdaştırdığımız zaman mahşerde dünya okulundan iftiharla ve takdirname ile mezun olanlar mahşerde en önde yer alıyorlar. Ruh olarak mezun olanlar. Ve bu ruhlara ödül olarak cennete gittiklerinde hizmetliler hizmet ediyorlar özel olarak. Bu en önde iftiharla ve takdirnameyle mezun oldukları için. İşte bu hizmetlilere Kur'an'da hurin in der. Hizmetliler der. İnci dişleri gibi dizilmiş beyaz giysili hizmetliler der. Hatta bunların bir kısmı da gene ruh düzeyinde arkadaşlık ve eşleşme durumundalar. Sohbet arkadaşlığı. Çünkü cinsiyet yok. O bakımdan cennette huri dediklerimiz hizmetlilerdir. Ama cinsiyet olmayan hizmetliler. Çünkü ruh düzeyinde cennete gittiğimizde biz cinsiyetsiz oluyoruz. Ruhların çünkü cinsiyeti yok. Bedenlerimizin sadece cinsiyeti var. Dünyada ruhların kullandığı okul üniforması bedenlerimiz. Onların cinsiyeti var. Kadın bedeni, erkek bedeni. Yoksa ruh olarak beden kullanmadığı için ruhlar, onların herhangi bir cinsiyeti yok. Şimdi onu geçelim. Naziat 30. ayete bakacağız. Onun için insanları boşuna huriler karşılayacak diye o bir aldatmasınlar. Bu ayetleri iyi bilinmesi lazım. Ve Naziat 30'da şöyle der. Bakın 1400 yıl önce verilen bir bilgi var burada. Bu işlemden sonra tüm canlıların, Naziat 30'u okuyorum. Bu işlemden sonra tüm canlıların yaşam koşullarına uygun yer küresini de düzenleyip deve kuşu yumurtası biçimine sokandır o diyor. Yeryüzünü deve kuşu yumurtası gibi. Dünyanın görüntüsü, yapısı yuvarlak. Ta 1400 yıl önce dünyanın yuvarlak olduğu ve deve kuşu yumurtasına benzer olduğu ifade edilmiş. Yani Galile'nin boşuna öldürülmesi, halbuki Kur'an'ı bilselerdi, Naziat 30'u bilselerdi, o dünyanın yuvarlak olduğunu iddia edenler öldürülmeyecekti. Şimdi Nisa 43 ve Maide 6'ya geçeceğim en son. Bunlar ve bunlarda gizlenen bilgi var. Saklanan bilgi var. Gerek Nisa 43'te gerek Maide 6'da. Bakın ne der? Ey iman edenler! Ne konuştuğunuzu bilmeyecek. Bu benim tercümemdir. Vardığım tercüme ve bulduğum yanlış tercümeden dolayı. Bu kitapta bu tercüme var. Okuduğum oradan okuyorum. Şimdi ey iman edenler, ne konuştuğunuzu bilmeyecek. Ve fakat yanlarınıza yatmayacak kadar. Yanlarınıza
yapmayacak kadar. Yani le cunuben der Arapçası. Le cunuben. Cunub değilseniz. Bakın o çok önemli. Le cunuben. Ayakta duracak kadar sarhoşsanız. Yani iyice sarhoş değilseniz. İyice gergin değilseniz. İyice kafanız karışık değilse. Ama hafif bulanık. Hafif bir şeyiniz, haliniz var. Hafif bir sarhoş haliniz var. Her ne olursa olur. Alkol olabilir, ilaç olabilir, ateş olabilir, yorgunluk olabilir, sinirlilik hali olabilir. O haldeyseniz bilinciniz ne söylediğinizi iyice bilecek duruma gelinceye kadar bu halinizden çıkıp normal bilinç haline gelinceye kadar salata, toplantıya gitmeyin diyor. İşte bu hafif halinizi atlatmak üzere yıkanın diyor. Hafif halinizi atlatmak üzere yıkanın diyor. İşte buna gusül abdesti demiş. Tamam ama le cunuben isen, yani yatacak halde değilsen ve bunun üzerinden atacağına eminsen git yıkan ve kendine gel, öyle git toplantıya, salata katıl. Üçlü faaliyete katıl. Şimdi burada le cunuben kelimesi Kur'an'da, cunuben kelimesi Kur'an'da bakın yan tarafa yatmak. Secde 16'da, Ali İmran 191'de, Nisa suresi 103'te, Hac suresi 36'da, Maide 6. ayette cunuben kelimesi yan tarafına yatmak demektir. Kasas 11'de, Tövbe 35'te bir şeyin yan tarafı demektir. Cunup kelimesi. Biz de Arapça'da cenbi deriz. Yana, iki tarafı da cunup deriz. İki tarafı da cunup deriz. Veya bir nehrin bir tarafı cunuptur. Kenarı. Arapçayla. Şimdi ayrıca su kullanmanız size varacak, size zarar verecek özellikli bir hastalığınız varsa ve seferde iseniz, cinsi münasebette bulunmuşsanız, seviştiyseniz, ki buna da Kur'an'da lemestemuhum der Arapçasıyla. Şimdi lemestemuhum kelimesi cinsi münasebet anlamına da geliyor. Dokunmak da anlamına da geliyor. Çünkü kelimesi yan tarafı olur, bir şeyin yan tarafı olur. Yani anlam olarak bir şeyden uzaklaşmak, uzak kalmak, uzakta olmak, bilinçten kopuk olmak. Nisa mesela 33'te, 36'da Nisa 33'te. Hani kelimesi az 8 anlamda kullanılıyor. Ama tutmuşlar cünüp kelimesini cenabet diye tercüme etmişler. Cenabet hali. Yani cinsi münasebetten çıkmış hali cünüp demişler. Halbuki cünübün anlamı bu değil. Cinsi münasebetin anlamını aynı ayette ondan sonraki cümlede veriyor zaten. Lemestümüm diyor. Dolayısıyla yıkanma, gusül abdesti alma, bilinciniz hafif bulanık ve yatmayan yatmayacak kadar bulanıksa, sizi hasta etmeyecek kadar bulanıksa, atılmanız için gusül abdesti alacaksınız. Ama lemestümüm dediği, yani münasebette bulunmuşsanız veya büyük abdest gayta muayene, gayta yapmışsanız, tuvaletten öyle gelirseniz, o zaman normal abdestinizi alacaksınız de. Bakın, normal abdest münasebetten sonra ve büyük abdesti yaptıktan sonra da büyük abdest yapanın abdesti bozulur. Ciddi münasebette bulunanın abdesti, normal abdesti bozulur. Eğer su bulamazsanız, cinsi münasebette bulunmuş, gayta yapmışsanız, büyük abdest yapmışsanız, tuvalete gittiyseniz, su bulamazsanız, teyemmüm edin de. Yani ellerinizi toprağa girin. Ve öyle abdest alın. Ama su bulmuşsanız normal abdestinizi alacaksınız. Cinsi münasebet ve büyük abdestte.
Şimdi cünüp kelimesi Maide 6'da gene geçiyor cünüp kelimesi. Ama bu sefer yanınızda yatmışsın. Yatacak kadar bilinciniz bulanıksa der. Bak orada cünüben der. Nisa 43'te le cünüben der. Yatmayacak kadar le cünüben yatmayacak kadar o zaman kusur abdesti alın. Ama yatacak kadar bilinciniz kapalıysa, ağırlaşmışsa, karışıksa o zaman da açılıncaya kadar bekleyeceksiniz. Yıkanma yok orada. Şimdi Kur'an'ın ayetlerine baktığımız zaman Nisa 43, Nisa suresi 92. sırada geçer. İniş sırasına göre. Ve burada abdest anlatılmaz. Abdest Maide suresinde geçer. Maide suresi de iniş sırasına göre 112. sırada. Yani sondan 3. sure. Dolayısıyla ta Hazreti Muhammed'in vefatına yakın bir sure. Abdestin nasıl alınacağı konusu. Cinsi münasebetten sonra yıkanma konusu Tevrat'ta geçer. Orada Tevrat'ta geçen bir konudur. Ayet olarak Tevrat'ta geçer. Her meni akıtan ve meni akıtmadan sonra o kişi murdar olur der. Ve yıkanması lazım der. Şimdi burada da onun için de cünuben kelimesini ayetlerde maalesef mealler cenabet olma hali olarak tercüme etmiş. Halbuki insanlarımızı Kur'an'ın yaklaşımı zorlaştırmayın, kolaylaştırın ve ek ilaveler yapmayın. Ek din kuralları koymayın. Ama ek dini kurallar konmuş. Onu net olarak görüyoruz. İşte bu konular tartışılsın istiyorum. Ama bu konuları da gündeme getiren, tartışan insanlarımızın sayısı da gün geçtikçe artıyor. Ona da seviniyorum. Ve ben burada bugünkü mücadeleli sohbetimizi sonlandırıyorum. Ve teşekkür edip iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar, önce Gazi Hoca'ya teşekkür ederim. Profesör Doktor Gazi Özdemir'e. Dile kolay, 55 yıllık çalışmasının sonuçlarını paylaşıyor bizimle. Ama şu çok takdir ediyorum ki şunu, ne haddime bir taraftan ama bir taraftan da gönlüm şöyle diyor. Gazi Hoca diyor ki, benim söylediklerimde de hatalar olabilir ama benim çabam Kur'an-ı Kerim'e bir insanlar yaklaşsın, ondan korkmasın, onu okuyun, anlamaya çalışın. İki, bu konular tartışılsın. Üç, bir konuda içinize silmeyen bir şey varsa Kur'an-ı Kerim'de tercüme hatası olabilir. Lütfen dönün, tercümeye bakın çünkü Kur'an mutlaka kusursuzdur. Dolayısıyla bu yayını da bu çabaya bir katkı olarak düşünün. Ramazan ayı geliyor, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak anlamaya çalışalım. Ben Kur'an'ı ilk okuduğumda beni en çok sarsan şey neredeyse her surenin anlamaz mısınız, hiç görmez misiniz? Fark etmez misiniz, akletmez misiniz gibi sorularla bitiyor olmasıydı. İnanılmaz sarsılmıştım. Dedim ki Yüce Allah bir şeyi akletmemizi, bir şeyi anlamamızı, bir şeyi sorgulamamızı istiyor. Dolayısıyla bütün bu yayınlarda aslında bu çaba için bunca yılını vererek bu çabaya çoktan baş koymuş insanların da her türlü düşüncesi son derece kıymetli. Ama dediğim gibi Gazi Hoca neyi bağlar tüm açıklamaları, söyledikleri mühim olan düşünülmesi ve tartışılması diye düşünüyorum. Eleştirilerinizi lütfen yapıcı bir dille yapın eğer olacaksa. Sorularınızı sorun ve hakikatimiz ne? Bunu sorgulayın. Ben çokça bunu yapmaya çalışıyorum. Umut ediyorum bir katkısı olmuş olsun. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.